Şahmeran duası nedir, niçin okunur? Şahmeran duası, İslam dünyasında yüzyıllardır yaygın biçimde okunan ve müminlerin sayısız kere olumlu tesirleri hakkında bilgi verdiği önemli bir duadır. Ancak bazı alimler bu duanın sahih bir niyaz olmadığını ifade ederek duanın okunmaması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştır. Şahmeran duası, İyi insanların duası anlamına gelir. Şahmeran duası hakkında bilinmesi gereken ilk şey duanın kelime anlamıdır. Şahmeran iki kelimeden oluşan birleşik bir sözcüktür. Şah ve meran. Meran kelimesi insanlar anlamına gelir. Şah sözcüğünün ise yüce, iyi, dürüst ve lider gibi manaları vardır. Bu iki kelime bir arada düşünüldüğünde duanın anlamı iyi insanların duası biçimde ortaya çıkmaktadır. Şahmeran kelimesine çok benzeyen bir de şahmaran sözcüğü vardır ki bu ifade yılanların şahı anlamına gelir. Bu itibarla duanın ismini söylerken kesinlikle şahmaran ifadesi kullanılmamalı, şahmeran sözcüğünün doğru telaffuz edilmesine dikkat edilmelidir. Peki Şahmeran duasını nasıl okuruz? Şahmeran duası gönül rahatlığı ile okunabilecek sahih bir duadır. Bazı eserlerde Şahmeran duasının sahih bir niyaz olmadığına dair görüşler ileri sürülmektedir. Bu kesinlikle doğru değildir. Çünkü duanın okunup okunmayacağının en önemli ölçütü duanın sözleridir. Duanın sözleri eğer dine aykırı bir nitelik taşımıyorsa güzel olan bütün sözlerle Yüce Allah'a el açıp dua edilebilir. Şahmeran duasının içeriğine bakıldığı zaman Allah'ın güzel isimleri olan esmaların bulunduğu ve Allah'ın yüceliğine dair pek çok ifadeye yer verildiği görülmektedir. Bu itibarla Şahmeran duasında geçen güzel ifadelerle el açıp dua etmek yanlış olması bir yana son derece faziletli bir davranıştır. Ayrıca dua konusunda otorite kabul edilen pek çok büyük alimin Şahmeran duasına eserlerinde yer vermeleri ve bu duanın okunmasını tavsiye etmeleri de duanın sahih bir niyaz olduğunu göstermesi bakımından önemli bir ölçüttür. Hem maddi konularda hem de özel yaşamla ilgili meselelerde okunabilen etkili bir niyaz, Şahmeran duası. Şahmeran duası, helal olmak koşulu ile her türlü isteğin gerçekleşmesini dilemek için okunabilir. Her türlü dilek ve hacetin yerine gelmesi için başvurulan bir dua olduğundan, bazı alimler tarafından duaların şahı olarak da isimlendirilmiştir. Şahmeran duasının şu konularda okunabilecek etkili bir niyaz olduğunu beyan edilmiştir. Rızık duası hükmünde, zor durumdan kurtulma duası olarak, aile huzurunu temin etmek maksadıyla, zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için, hayırlı bir kısmet ile nasiplenmek, muvaffakiyet yani başarı duası amacıyla, herhangi bir ihtiyacı olanlar için hacet duası hükmünde, şifa duası olarak, karar vermekte zorlanan kişiler için basireti aşmak maksadıyla, nazar ve her türlü şer gücün etkisini bertaraf etmek için. Burada ifade edilenler dışında Şahmeran duası akla gelebilecek her türlü mevzuda okunabilir. Yeter ki müminin dua ile istediği şey kendisi için helal olsun ve onu günaha bulaştırmasın. Şahmeran duası okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken 4 önemli husus. Şahmeran duası okuyacak, dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesini isteyen müminlerin dikkat etmeleri gereken önemli noktalar şöyle ifade edilebilir. Şahmeran duası için makbul kabul edilen zamanlar. Şahmeran duası günün her vakti okunabilir. Zira İslam'da duaların okunması için kesin biçimde belirlenmiş zamanlar yoktur. Ancak bu durum makbul zamanların olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmaz. Duaların kabule karin olduğu vakitlerde dua etmek
elbette ki daha hayırlıdır. Şahmeran duası hakkında bilgi veren alimler, bu duanın maddi konularla ilgili okunduğunda sabah, şafak vakitlerinde niyaz edilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. Şayet bu kutsi dua özel yaşamla ilgili dileklerin gerçekleşmesi maksadıyla okunacaksa, yatsı namazlarından sonra dua edilmesi tavsiye edilmiştir. Peki duayı kaç gün boyunca okumak gerekiyor? Şahmeran duası bir hafta boyunca ve her gün bir defa okunması tavsiye edilen dualardan biridir. Eğer kişi sabırlı davranır ve istekleri gerçekleşinceye kadar dua etmeye devam ederse inşallah daha tesirli olur. Zira dua edilirken aceleci olmamak ve duaya sabırla devam etmek bizzat Hazreti Muhammed'in tavsiyesidir. Şahmeran duası okuyan kişilerin bir miktar sadaka vermesi zorunlu mudur? Yüzyıllardır Şahmeran duası okuyan kişiler dua okudukları günlerde bir miktar sadaka vererek duanın icabetini arttırmaya çalışmaktadır. Dilek duaları okunurken sadaka vermek zorunlu değildir. Ancak ihtiyaç sahiplerini sevindiren bu mümin, Yüce Allah'a el açtığında inşallah duaları kabul görür. Zira zor durumda kalan müminlerin rahata ermelerine vesile olan kişileri inşallah Yüce Allah da zor durumdan kurtarır. Şahmeran duasını okuyan müminlere ayrıca duadan sonra başta Fatiha suresi olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den birkaç kısa sure okumaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca dua edilirken mümkün mertebe abdestli olmaya gayret etmek de büyük alimlerin tavsiyeleri arasındadır. Şahmeran duasının kabulünde en önemli şart duaların samimi bir şekilde okunmasıdır. Şahmeran duasının Arş-ı Âlâ'da kabul görmesi ve takdir-i ilahiyede karşılık bulması için en önemli şart hiç kuşkusuz ki duanın samimi duygularla yapılmasıdır. Çünkü Allah katında en makbul dualar kişinin tüm kalbiyle okuduğu dualardır. Bu itibarla müminlerin Şahmeran duasına bütün benlikleriyle inanarak müracaat etmeleri büyük önem arz etmektedir. Şahmeran duası faziletleri. Şahmeran duasının 5 fazileti bulunmaktadır. Faziletler şunlardır. Kısmet ve nasip açmak için 21 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazı sonrası okunmalıdır. Geceleri rahat uyumak için 7 defa okunmalıdır. Satılamayan malı satmak için 11 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazından sonra okunmalıdır. Her türlü dilek için 41 defa okunmalıdır. Muhabbet ve sevgi artırmak için 3 gün boyunca 6 kere okunmalıdır. Şahmeran duasının Türkçe anlamı. Her şeye hayat vererek ayakta tutan gerçek hayat sahibi Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan hikmet sahibi Rabbim, sen gizli ve saklı her şeyi bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim, sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah'ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah'ım, büyük arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah'ım, senden başka ilah yoktur.
ve bütün güzel isimler yalnızca sana aittir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.